Çiftliği kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mavi kerevetimiz Bulut'un talihlisi bize ulaşmadı ve hakkını kaybetti. Bu hafta içi tekrar bir çekiliş yapacağımı söylemiştim. Bu videomda Bulut'un çekilişi olacak. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip paylaşıp bu video içeriğine de anlamlı bir yorum atan arkadaşlarımız Bulut'u sahiplenmeye hak kazanacaklar arkadaşlar. Yine ilerleyen videolarımda bu çekilişi yapıp canlı olarak size göstereceğim. Bu YouTube'la alakalı başlığından da zaten anlayacaksınız. Para kazanmam kapandı. Neden kapandı onu anlatacağım. Gerçekten hiçbir telif hakkı olan hiçbir şey yapmadım. Sadece kendi videolarımı attım. Herhangi bir müzik kullanmadım, herhangi bir başka resim, görüntü kullanmadım ama para kazanmam iptal oldu arkadaşlar. Bunun sebebini araştırdım. Her musibetten biliyorsunuz daha sonra bir iyilik doğabiliyor. Bu araştırmalarım da kanalımla alakalı. Farklı yaklaşımlar sergilemem gerektiğini öğrendim. Para kazanmam niye kapandı arkadaşlar? Şu yüzden kapanmış. Bayağı bir araştırdım çünkü. Daha önceden attığım videolar arkadaşlar, tabii deneyimsiz olarak 10 dakika altı videolar çekmiştim. 10 dakika altı videolarım çok izlenmesine karşın geliri çok düşük oluyordu. Bunun sebebi ne? Videoyu 10 dakikadan fazla bir video çekerseniz arkadaşlar, buna videonun içine 5-6 tane veya 10 tane, artık kaç tane istiyorsanız, bir sınırlama yok. Bu şekilde bir reklam serpiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama 10 dakika altı videolarda tek reklam koyabiliyorsunuz. Bu yüzden o videolarımı değerlendirmek adına, hatta o ilk attığım videoları silecektim. Amacım buydu ama iyi ki silmemişim. Sanki içime doğdu. O videoları YouTube'dan kopyaladım arkadaşlar. Videoların asıllarını sildiğim için, videoların asılları şu an elimde olmadığı için o videoları YouTube'dan kopyaladım geriye ve üzerine birkaç şey ekleyerek, işte yaptığım çekilişi ekleyerek veya yeni çekilişlerimi duyurarak bunları 10 dakika üzerine çıkardım. İşte 16 dakikalık, 13 dakikalık, 20 dakikalık videolar yaptım. O şekilde attım. Gerçekten düşüncem işe yaradı. Yani bir senedir 5.000, 10.000 izlenmiş olan videomdan hemen 500 izlenmede daha fazla para kazandım. Tabi bu para kazandım dememe bakmayın. Gerçekten çok cüzi bir miktar kazanılıyor şu an. Ne kadar olduğunu söylemeyeceğim ama YouTube'un başından beri kazandığım para 10 tane lipstisi bedava göndermeme yetmeyecek bir para. Yalnız bu teknikle arkadaşlar %81 bir artış oldu YouTube gelirinde. %81'lik bir artış oldu. Tabi bu silsile yoluyla gidiyor. Bu zaman içinde hatıra sayılır bir paralar kazanabilirsiniz. Bu hemen 2 ayda, 3 ayda veya 1 senede, 2 senede, 3 senede olacak işler değil. Zaten başarılı YouTuberların gelişim sürecini izlediğiniz zaman, bunların hepsi YouTube'da yine var. 10 senesini, 15 senesini vermiş insanlar. Bu şekilde bir kitleye oluşmuşlar ve artık bu şekilde başarılı oluyorlar. Siz atomu parçalasanız bile, insanlığın görmediği bir şeyi ilk kez yapsanız ve YouTube'a atsanız bile o insanlar kadar gelir kazanamazsınız. İster bilim olsun, ister teknik olsun, ne yaparsanız yapın, bir kitleniz olmadıktan sonra başarılı olamıyorsunuz. Fazla dağılmadan konumuza geri dönelim. YouTube'dan arkadaşlar daha önceki videolarımı kopyalayıp üzerine bir şeyler koyup yapıştırdığım için bu yüzden para kazanmam kapatıldı. Bu şekilde 5 tane videom var son dönemde. Biraz da tembellik ettim açıkçası. Aklımda bir sürü proje, yeni konu olmasına rağmen yeni videolar çekemedim. Tabii ki kızlarım da var, iki tane biliyorsunuz. Kızlarımla da ilgilenmem lazım. Okula başladılar. Zeynep yanımda, ana sınıfına gidiyor. Bu yüzden para kazanmam kapatılmış arkadaşlar. Herhangi bir itiraz yolu da yok.
Kesinlikle itiraz da edemiyorsunuz buna. Bir ay sonra yeniden para kazanmak için başvurabiliyorsunuz. Bir ay sonra başvurumu yapacağım. Bir ayda muhtemelen bir denetleme süresi olacak. Yani 2 ay sonra para kazanmamız tekrar aktif hale geleceğini düşünüyorum. En erken. Tabii kabul ederler ve uygun görürlerse. İşte böyle bir hata yapmış olduk arkadaşlar. Aslında hata da değil de YouTube'da hata yapmış olabilir, pek emin değilim. Ama birebir iletişime geçemiyorsunuz arkadaşlar YouTube yönetimiyle. Onların dedikleri kurallara uymak durumundasınız. Bu kuralları da size yazılı olarak mail yoluyla tebliğ ediyorlar. Herhangi bir şekilde itiraz edemiyorsunuz. Normal videolardaki teliflere belki itirazda bulunabiliyorsunuz ama bu para kazanma kapatıldı. Herhangi bir itiraz linki, itiraz edebileceğiniz bir mail adresi, tekrar inceleme isteyeceğiniz herhangi bir kurum, karşınızda bir muhatap yok maalesef. Her tarafını deşeledim YouTube'un. Çeşitli formlara baktım. Ama kesinlikle arkadaşlar herhangi bir karşımda muhatap bulamadım. Bu yüzden YouTube'un bize vermiş olduğu şartlara uymak zorundayız arkadaşlar ve uyacağız. Birkaç videomu temizleyeceğim bu yüzden. Bu aralıkta 5 tane videom var bu şekilde. Bu videoları sileceğim arkadaşlar tekrar başvurmadan önce. Tabii bu silme işlemini arkadaşlar buradan sizlere duyurmak istedim. Bu videoları sileceğim. Yalnız Arzu Hanım'ı bekliyorum. Arzu Hanım da ulaşmadı bana. Diğer talihlim ulaştı. 10 tane lisans kazanan talihlime Diyarbakır Bağlar'da ikamet ediyormuş kendisi. Bugün lepistestlerini gönderdim arkadaşlar. 10 tane lepistesini gönderdim. O arkadaşa Recep Çavuşoğlu'na. Recep Çavuşoğlu ulaştı. Kerevit'i kazanan arkadaşımız ulaşmamıştı. Zaten hakkını da kaybetti. O yüzden yeni kerevit çekilişi için hem bir videoyu çektim. Hem de bir krizi fırsata çevirmek istedim arkadaşlar. Bu para kazanmam kapandı ama videolarım tekrar devam edecek arkadaşlar. Çünkü bu işi, bu videoları asıl amacımız para kazanmak değil. Zaten bu YouTube'un verdiği para da bu tür şeyleri karşılayacak miktarda değil şu anda. O yüzden lepistesi verdiler, üzülmesin. Lepistes çekilişlerimiz devam edecek. 2 tane dişi betam var arkadaşlar. O 2 dişi betayı da ilerleyen günlerde tekrar bir video çekip hediye edeceğim. Lepistes çekilişlerimiz de devam edecek. Ben bu hataya düştüm. Diğer YouTube kullanıcıları, video yükleyicileri bu hatalara düşmesinler arkadaşlar. Kendi videonuz dahi olsa YouTube'a bunu yüklediğiniz zaman arkadaşlar artık o video YouTube'un malı oluyor. Bu videoyu tekrar kullanırken kendi videonuzu, daha önceden yüklediğiniz kendi videonuzu eğer orijinali elinizde yoksa YouTube'dan indiriyorsanız bunu kullanırken birebir aynısını kullanmayın arkadaşlar. Üstüne ses ekleyerek, yeni bir yorum yaparak atıyorum videoyu görüntü ikiye bölüp yarısını video, yarısını şu an konuşuyormuş gibi kendiniz yorumlayarak yapabilirsiniz. Tabi bunları araştırmalarım sonucunda öğrendim. Ama birebir aynısını kullandığınız zaman üçüncü şahısların videosunu kopyaladığın olarak gelmişti bana para kazanmamın sebebi. Evet, buradaki üçüncü şahıs arkadaşlar YouTube oluyor. Artık bu yüklediğiniz video eğer YouTube iş ortağıysanız artık YouTube'un malı olmuş oluyor. Siz bu videoyu çekmiş olsanız, yükleseniz bile buradaki üçüncü şahıs YouTube'muş arkadaşlar. Bunu tabii acı bir şekilde deneyimleyerek öğrendim. Sizin de kulağınıza küpü olsun. Daha önceden Creative Commons videolar dan para kazanma yöntemi diye YouTube'dan bir sürü video izlemiştim. Tabii bunların da yalan olduğunu şu an anlamış oldum arkadaşlar. Kendi videonuz bile yorumlamadan tekrar aynı şekilde kendi videonuzu bile yayınlamanız yasak, para kazanmam kapandı. Bundaki en iyi örnek benim. Lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu konuyla alakalı daha detaylı bir video da çekeceğim. Biraz kafam da karıştı açıkçası bu konuları araştırmaya girdikten sonra.
Kanalımın ismini de değiştireceğim arkadaşlar. Yani tabii abonelerime bu konuyu daha önceden sormuştum. Değiştirmeyin demişlerdi ama tabii bu para kazanmam kapandıktan sonra bir sürü profesyonel YouTuber'la, işte YouTuber'ların ortak çalıştığı şirketlerle görüştüm. Biraz elimiz kolumuz uzun. Aslında bu işi yapıyorum. Yani YouTube'a video yüklüyorum. Daha önceden de bu şahıslara ulaşabilirdim ama ulaşmadım. Çünkü kendim bir şeyi en alttan başarmak istiyorum. Dediğim gibi benim buradaki amacım, YouTube'da video yüklememin asıl amacı para kazanmak değil. Bu nefis test balığına gönül vermiş bir sürü arkadaşım var. Bunlara bedavadan nefis test gönderiyorum. Göndermeye de devam edeceğim. İnsanların heveslerini yaşamalarını istiyorum. Yine konu dağılmadan söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum. Ne kadar abonelerim uygun görmemiş olsa da. Bu videonun altına arkadaşlar kanal ismi görüşlerinizi yazabilirsiniz. Kanalın ismi şu olabilir, bu olabilir. Birkaç isim var aklımda. Muhteşem Süleyman olabilir. Veya Lucky Solomon yapabilirim. Çünkü çekiliş düzenliyorum. Şansla alakalı bir şeyler de olabilir. Ama Lepistes Shifty adını kesinlikle değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da duyurum olsun. Tabii bunun hakkında birkaç video daha çekeceğim. Sizin fikirleriniz çok önemli. Sizin fikirlerinize göre hareket etmek istiyorum. Birden de değiştirmek istemiyorum. Çünkü daha önceden kanalımın adını bir sefer değiştirmiştim. 1,5 sene falan oluyor. İlk kanalımın adı değil bu. Tekrar değiştireceğim. Bunu da sizin görüşlerinize göre yapacağım arkadaşlar. Zeynep kızım videonun başından beri arkamda dolaşıyor. Zeynep'ciğim, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Var. Söyle o zaman. Like Evet, like atıp abone olun dedi kızım. Evet, kızım çok başarılı. Ana sınıfına gidiyor. Kızım da hepinizi çok seviyor arkadaşlar. Hepinizin mutlu olmasını istiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikle kalın. İnşallah mavi kerevetimiz Bulut'u çok sevecek birisi kazanır ve bu sefer bize ulaşır ve Bulut'u göndeririz. Hoşça kalın.